Evet. Peki, size bir soru değerli arkadaşlar. Bazı sorularla inatlaştığınız oluyor mu? Evet. Ben bunu yapacağım, bunu nasıl yapamam? Evet. Yani, peki o soruların bizler gibi sınav uzmanları tarafından kasten oraya konduğunu biliyor muydunuz? Size kasten stresinizi, öfkenizi, inadını yönetemeyen kişilerin biz başımıza gelmesini istemeyiz. Stresini, öfkesini yöneten yöneticiler, amirler, memurlar lazım. Bunun için kasten 4 tane, 5 tane sizin belki de 10 dakikada çözeceğiniz sorular konulur. Bunun amacı Eratosthen kalburundan sizlere elemektir. Kim ki soruyla inatlaşır, fazla inatlaşır ama yeterince değil. Dengeli inatlaşamayan, stresini, öfkesini yönetemeyen 10 dakikada çözse de o soruyu çıkışta madalya verilmeyecek. O yüzden size hangi soruyu çözdüğünüz ya da çözmediğinizden çok Mario oyunları gibi birçok oyunda sizler deneyimlisiniz. Bilgisayar oyunlarından puan toplamayı başardınız. Biz ne oyunlar gördük dediğiniz gibi onlara gereken oyunu, gereken puanı topladığınız gibi sınavda da turlama tekniğiyle, TR metoduyla turlama tekniğiyle önce en kolayların kellesini alın. En kolay soruları hemen halledin. Bir keyfinize bakın. Biraz moral depolayın. Ve başka bir yöntemle genellikle karşılaşılan soruları çözüp sonunda cevap kağıdına kaydetme yapılıyor. Bu son derece yanlış. Soruyu çözdünüz, gidin cevap kağıdına işaretleyin ki beyin diğer soruya hazırlansın. Yoksa sıkıntı büyük. Bir de inatlaştığınızda o soru canınızı okur, enerjinizi alır. Az önce dediğim gibi stresini, öfkesini yönetemeyen geride kalır. Stresini, öfkesini yöneten, birazdan söz hakkı vereceğim, öne geçer. Mesela burada olabildiğince puan toplamak. Buyurun. Uğraştığımız soruyu boş bırakıp da alttaki soruya geçtiğimiz zaman benim aklım üstteki soruda kalıyor sürekli ve odaklanamıyorum alttaki soruyu geçtiğimde. Tamam. Diyeceksin ki benim şimdi biraz işim gücüm var, birazdan döneceğim ama büyük bir soru işareti koyabilirsin. Yani orada biraz hafif bir takıntı yapıyorsun. Sen bekle, nasıl olsa dönüp geleceğim. Kaçıp gittiğim yok. Paşa gönlüm bilir. Ben istediğimi cevapla demeniz lazım. Diyelim ki, buyurun başka sorusu olan. Sınavda bazı endişeler, kaygılar, az önce dediğimiz gibi arkadaşım, sadece sınav esnasında değil, bugünden ve şu andan itibaren tüm sınavlar, tüm hayatın herhangi bir anı için vızırtı, cızırtı yapan kaygı, endişe, öfke, şu soruyu niye çözemedim gibi endişelerimiz için birer randevu yöntemi ver. Takıntılara randevu diyorum ben buna. Yani mesela gece 11'de birçok takıntınız, öfkeniz, kızgınlıklarınız yatağınıza girmeye çalışıyor. Sizin yatağınız mahreminiz. Nasıl ki yatağınıza herkesi almıyor, kendiniz giriyorsunuz. Aynı şekilde tam yatarken, tam sınav esnasındayken kaygıların, endişelerin, gereksiz takıntıların girmesine müsaade etmeyin. Ve onlara deyin ki, özellikle sınav esnasında gelenlere, ben şu anda sınavdayım, beni rahatsız etmeyin, sınavdan sonra göreceğim. Anlatabildim mi? Sizden yana olan kaygı veya endişe, yani arkadaşın sorusu vesilesiyle başladık ama sizden yana olan arkadaşınız sınavda sizin dibinizde davul çalmaz, doğru değil mi? Size yardım eder, sessizce durur. Demek ki bizi rahatsız eden, özellikle akşamları gelen, başka zaman yokmuş gibi takıntılar, endişeler veya sınavda gelenler, biz
bizden yana değildir. Onlara sınavdan sonrasına veya sabaha randevu verin ve onlarla zamanında görüşün. Peki ne yapacağız? Takıntılarımız mesela ya kaydırırsam diyor, ya kaydırırsam. Yani kaydıracağıma dair kanıtın nedir? Ama sen daha önce çok kaydırdın cevap anahtarına, cevapları yazarken. Tamam, o zaman bir dikkat çalışması yapacağım diyebilirsiniz. Ama hiç kaydırmamışsınız. Başkaları kaydırmış. O zaman bu başkalarının sorunu. Olursa düşünürüz deyip bilimsel olmayan, filmsel olan her türlü takıntı ve endişeye sınav sonrasına ne yapıyoruz? Randevu veriyoruz. Başka bir sorusu olan var mı? Benim önümde birçok madde var. 24. Yani sizler 7-24 sınava hazırlanırken biz de 24 tane yöntem seçtik.